Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Şu an gece saat 3.30. Bitcoin kapanışı yaptı. 49 bin üstünden kapattı. 49 bin 30 civarı sanırım. Yani bu tabii bizi ters köşeye mi yatırdılar, ne yaptılar anlamadım ama yapacak bir şey yok yani. Gidenin arkasından ağlamamak lazım. Neyse, konumuz bu değil. Yeni kart aldım. Nasıl aldığımı merak eden arkadaşlar da var, yorum atanlar da oldu. Hani onlara zaten açıkladım, onlar anladı da bilmeyenler için sormayanlar falan, hani aklında bulunsun anlatayım. Şu an dün saat 11 civarı gruptan, Telegram grubumuzdan arkadaşımız bir tanesi sağ olsun yazdı. Şu an dedi Amazon TR'de Asus TUF 3070 Ti 10.250 10.140 TL dedi. Dedik nasıl olur ya? Hemen tak bir girersin Amazon TR'ye. Bir baktık Amazon Almanya üzerinden. Yani Amazon TR'den alıyorsun ama Amazon Almanya. Hani şeyi bandrollü falan faturalısı. Yani garantili oluyor bunlar. Amazon Japonyalılar bir ay garanti. Bir ay içinde canım sıkıldı. Ben bunu geri gönderiyorum da direkt iade paranı veriyorlar. Bir aydan sonra da şöyle duydum, bilmiyorum. Bir sıkıntı çıkarsa mesela biri şöyle dedi, 3 fanlı kartın ortadaki fanı teklemeye başlamış, mail atmış. Siz göndermeye zahmet etmeyin. Biz size paranızı gönderelim. Yani adamlar onu gönderme yaptırmayla uğraşmamış. Öyle bak, Amazon'un yani Amazon dünyanın en büyük şirketi, yani bunu bilmeyen yoktur. Hani adamlar o kadar müşteri memnuniyetine odaklanmış. Öyle duydum. Ama bilmiyorum. Neyse, ben Amazon Almanya üzerinden alıyorum kartı. Muhtemelen bir ne kadar olacağı bilmiyorum da yani 2-3 hafta sürebilir herhalde. Belki daha erken gelebilir, belli olmuyor. Geldiği gibi videosunu çekeceğim. Yani çok sevindim ben de bunun Asus TUF olmasına. Zaten ya Zota kalacaktım, ya MSI'ın Supremex, ya da Asus TUF, yani başka Gaming Trio X vardı bir de sanırım. Ya bunlar güzel. Ötekiler de tabii fiyatlara uygun olanlar var. Artık Galagulu, işte Malagulu, işte Gaimward falan, bu tarz markalar da var. Ya bunlar da iç olarak aynı diyorlar. Dışı, bunu daha önce söylemiştim, yani marka basılıp dışı değiştirilip satılıyormuş. Yani böyleymiş. Yani alanlar da memnun. Önemli olan burada sizin mining'de aynı maaşı veriyor, yani işinizi görmesi. Yani ben çok memnunum Zotac'tan bu arada, harbiden söyleyeyim. Daha kış gelmemesine rağmen şu an gece, gerçekten gece olduğu için herhalde 50 derecede çalışıyor kart yani. Hiç durmadan para basıyor. Yani normal de oyun oynarken bile bunlar 70-80 dereceye çıkan şeyler. Bunlar üst düzey kartlar yani. 3000 serisi. 3070 Ti 3060'tan daha iyi zaten yani. Bunu ikinci elden satarken bile oyunculu arkadaşlar tercih ederken Ti'yi tercih edecek. Yani gün geldiğinde bunun biz ekmeğini yediğimiz zaman bile biz bunları satarken bunlar yani satılacak kartlar olacak. Bir de bizim ülkemizdeki enflasyondan dolayı yani 2 sene sonra dövizin tabii nereye geleceği belli değil. Yani her baba yiğidin alabileceği, oyuncunun alabileceği şeyler olmayacağı için ikinci el piyasası hareketli olacak bunların. Şöyle düşünün. iPhone'lar nasıl? iPhone 5 bile şu an piyasası var. Bunun gibi. Mesela bu tarz yani, videosunu atacağım tabii 3070 deyin. Burak abi var, çok güzel video çekmiş, detaylı. Yani ben de size gösteriyorum. Ben mesela ara ara göstermemin sebebini sabit fikirli olmayın diye. Yani mesela neden diyeceksiniz? Ya bir tane arkadaşla tanıştım. Gerçekten herhalde maddi durumu da iyi. Yani böyle 3080 3070'lerden rig yapmış 2 tane. Yani bayağı bir para gömmüş. Ekstra ufak tefek rigleri de vardı. Yani adam bir 350 bin lirayla ben bu işi döndürüyorum diyordu yani. Çok gelirini falan sormadım da. Neyse. Yani adam artık overclock ayarlarını nasıl yaptı, nereden gördü yaptı bilmiyorum. Kartları 66 derece, 67 derece, 64 derecede çalışıyor. Yani aynı kart Zotac, bu nasıl olabilir dedim. İmkanı yok, inanmam dedim ya.
Neyse adama çektim gönderdim. Sağ olsun ya adam bana. Yani ben de yapmadım gerçi. Bana da Ömer yaptı da hani adam çok sevindi yani. Direkt kartlar 58'e 59'a düşmeye başladı yani. O bir de biraz daha herhalde şehirde bilmiyorum basık bir ortam olduğundan sıcak da olduğu için o kadar olmuş olabilir ama bir de bir sürü kart bir olanın içinde. Yani sevindi. Mesela diğer merak eden arkadaşlar da şimdi yeni insanlarda da görüyorlar, merak ediyorlar. Yeni 3070 diye ekran kartı almak isteyenler de var. Yani sorular soruyorlar. Öğrensinler, fikir edinsinler. Bu işe zaten bir kere de giremiyor hiç kimse. Şöyle söyleyeyim size. Bilmeyen adamın lap diye parasını koyup girebileceği bir iş değil. Gerçekten yani dümen gibi geliyor. Bunu anlatamazsınız Türk milletinde bazı insanlara. Ben bile yani kripto borsasında alıp satım yapmama rağmen yani bu işi 2 senedir düşünüyorum. 1 sene önce niyetine girdim. Dedim kartlar 1,5 olan kart 1800 lira oldu diye 5 günde alınmaz yapılmaz dedim. Bu ne adam kazıklıyorlar. Şimdi nerelerden hangi paralardan neler alıyoruz. Yani anca idrak ettim yani. Size de öyle söyleyeyim. Merak eden de varsa çabuk anlaması için yani niyetine giriyorsa gelirini söylüyorum. İşte yani yarın gece gelir hesaplaması da yapacağım. Raven Coin'den aldığım coin'in adetini kuruşunu kuruşuna söyleyeceğim. Şu an mesela kartı göstereyim. Şu an bugün evet şu an overclock ayarlarımız arkadaşlar. Bakacak olan varsa sabit tutuyorum. Videoyu durdurarak da detaylı bakabilir. Şu anda MH değerimiz. Kart 50 derece. CPU'su işlemcisi 94 derece. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Raven coin kazıyoruz arkadaşlar. Şu an MH'in düşük olma sebebi de 37 nokta civarında 40 17 civarında. Şu an ekran çok büyük olduğu için açınca düşüyor mu yaş otomatikman. Yani bizde işler bu şekilde arkadaşlar. Tek kartla bildiğiniz basıyoruz parayı yani harbi. Yani güzel güzel yani kazandırıyor arkadaşlar bu iş. Kazandırmasa bunu kimse tavsiye etmez zaten bu kadar para gömeceğiz. Kart aldım diyorum. Kart alma hikayemi anlatayım. Anlatıyordum yarım kaldı. Arkadaşım bir tanesi dedi. Gece saat 11 miydi? 1 miydi? Tam hatırlamıyorum. Amazon'da var. Ayda hemen alalım. Param borsada. Borsadaydı. Ondan sonra Binance TR'den Allah'tan gece gönderiyorlarmış. Benim kafamı da orası karıştırdı zaten. Vakıfbank hesabıma para aktardım. Girdim Amazon'a kartı almak için işlemler doldurma adresi falan neyse alışa verdik. Bir baktım Vakıfbank'tan şimdi para gitmiyor, onaylanmıyor. Sistem de kendini kilitliyor. Amazon'da da şöyle bir şey var. Üst üste alış almaya tıkladığınızda sistem kendini kilitliyor. Hiçbir şekilde işlem yapamıyorsunuz. Yeni üyelik oluşturdum. Tekrar tekrar kilitledi. Bak anlatıyorum olaya bakın. Yeni üyelik oluşturdum. Parayı Denizbank hesabıma gönderdim. Gece vakti gelmeyeceği için ben de dedim ki borsadan bana parayı gönderdiklerine göre dedim. Ben de dedim gönderirim. Saat saatlik sabaha karşı oluyor. Yeni hesap aç uğraş onu ara bunu ara. Benim aradığım çocuklar akşam 2 tane arkadaşım kart aldı. Çat 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 aldılar bana gönderiyorlar. Yani diyor gece gece bizi zarara soktun diyor. Ben bilgi almak için arıyorum. Adamlar girip hemen 10.200'müş tak kartı çekiyorlar. Ondan sonra neyse Denizbank tabi para gelmedi bu sefer. Dedim tekrar para göndereyim. Bu sefer Denizbank hesabımı göndereyim. Binance TR'de de sadece Vakıfbank hesabında 7/24 varmış. Ötekinlere de gelmemiş başka bankalarda. Denizbank'a gene ben para çektim 10.500 yazdım. O da gelmedi. Dedim sabah stok kalmaz Onur sen bir bardak soğuk su iç en azından dedim çevrene arkadaşlarına yardımın dokundu. Neyse. Ondan sonra sabah oldu. Ya Denizbank'tan uğraşıyorum olmuyor. Bankayı arıyorum. Sizin diyor internet alışveriş limitiniz 10.000. 10.000'in üstünde alamazsınız.
Aa, nasıl yapacağız bunu? Bankayı arayın, şeyi arayın. Kartı çıkarttığınız şubeyi arayın. Dedim onunla ne uğraşacağım? Garanti hemen bankası burada. Parayı tekrar Garanti Bankası'na gönderdim. Bakın kaç tane banka dolaştırıyorum. Gittim Garanti Bankası'na, dedim böyle böyle alışveriş yapmak istiyorum. Acil. Benim dedim hesabımı yükselttim. Şu an para var, alışveriş yapamıyorum. Ama o esnada ben yine işlem yapıyorum. Yine hesap kilitleniyor. Tekrar yeni hesap oluştu. Tekrar yeni hesap. Bak yemin ediyorum 7-8 tane hesap açtım. Yanımda arkadaşım var. O da açıyor, uğraşıyor zaten. Yine de yapamıyoruz. Banka dedi 10 bin limit, 10 bin TL'nin üstüne çıkamazsınız hesap kartından. Bu tarz işlemler kredi kartından oluyor dedi. Amazon'dan dedi alacaksın. Allah Allah, bankada çalışan kadın. Öyle şey olur mu dedim ya. Param var kardeşim. İstediğim yerden alırım. Hesabımdan alırım. Ben kredi kartım yok belki. Olmaz öyle falan. Gruba sordum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Eyvah. Onu ara, bunu ara, kimi arasam. Aga diyor 7 liralık kart var bende. Kredi kartı. Biri diyor 4 liralık var. Biri diyor işte 5 liralık var. Ulan 10 liranın üstünde kredi kartı olan adam bulamadık. Babamı aradım. Babam da kredi kartı falan kullanmaz. Baba dedim böyle böyle bir durum var. 10 lira, 10 binin üzerinde kredi kartı olan biri lazım. Hemen yanındaki arkadaşını soruyor. O da bende var diyor, gelsin diyor. Neyse. Ben dedim şu an şarjım %2 idi. Tabii sabaha kadar telefon açık olduğundan 5 gibi uyuyakalmışım. Sabah kalktım, hemen bankaya gittim falan, şarjım yok. Dedim baba sen adamın dedim kartın sağlı sollu çek. Ben eve gidiyorum, telefonu şarja takayım. Dedim hemen alayım. Adam arkasını çekti. Ben arayacağım, onay kodunu o şifreyi verecek. Ben alacağım, olay bitecek. Ulan gene ben tabii son işlem yaptım. Artık hesap açamıyoruz. E-mail aç, e-mail aç, artık bunu aldım ya. Neyse gönderdi. Çektim, bir baktım gene sistem kilitlendi. İşlem yapamıyoruz yani, şeye geçemiyoruz. Satış, satın alma şeyine geçemiyoruz. Bir türlü adresi yazıyoruz, kartı yazıyoruz. Satışa geçemiyoruz, onay koduna gelemiyor. Ne yapalım, ne yapalım dedim. Baba ben vazgeçtim bu işlemden dedim. Ondan sonra dur dedi, ben de ayarlarım onu dedi. O gene yanındaki adam demiş abi ben bu ay sıkışığım. Ben bu kart, bunu almak istediği şeyi karttan taksitle alayım. O da bana nakit parayı verecekse ben bu işi çözerim. Nasıl çözeceğim? Neyse adam yarım saat içinde kartı almış, bana sipariş onay şeyini falan gönderdi. İşte bilgileri, işte ne zaman geleceği, teslim edeceği falan, işte şu tarihte şu tarihe falan. Neyse ben parayı gönderdim ona. Ya bunun da tabii bir artıları eksileri var da, ben kartı aldığıma bakıyorum. Bir de para iadesi falan oluyor bazen, hani 200, 300, 500 lira işte KDV iadesi falan, öyle bir şey olursa kartı alan arkadaşlarıma da söyledim. Şimdi aynı şey ya. Hani böyle ben alırım onu. O önemli değil. Neyse herkesin işi görüldü şu an. Allah razı olsun adamların da. Yani kartı almış bulunmaktayım. Asus TUF 3070 Ti 10.240 TL tam olarak verdim oraya. Biraz onun 100 lirada kargo bedeli falan varmış. Hayırlısıyla inşallah gelecek. Bunun videosunu falan da çekeceğim. Bakalım karşılaştırmasını da yaparız tabii. Hangisi nasıl, pH değeri, işte sıcaklığı falan. Ya yani mutluyum, aldık. Bunu da haberini vereyim dedim arkadaşlar size. Bu şekilde. Hani Amazon'dan da alışveriş yapmak isteyenler varsa, değişik farklı karşılaştığınız sorunları falan yazarsanız. Ben şimdi hepsini, sorunların hepsini gördüğüm için yani size rahatça cevap verebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler.